Sen? Uğur Bey? Sataşayım. Yardımcı olayım. Kışkırtayım. Çay atayım. İki olur, iki olmaz. Peki. Buyurun Tuna Bey. Sayın Başkan, çok değerli hazirun, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Efendim? O lafı burada en son üzerinde alınacaklardan biriyim ben. Ben zamanında HDP'lilerle masaya oturup bugün HDP'lilere terörist diyenlerden değilim. Aynıydı onlar ya. Neyi kışkırtayım? Yazdım. Senin neyini kışkırtacağım? Şimdi MHP'li kardeşime sesleniyorum. Bu arkadaşın mensubu bulunduğu parti teröristlere çadır mahkemesi kurdu mu, kurmadı mı? Kurdu. Dolmabahçe'de, Oslo'da belaltı görüşmeler yaptı mı, ahlaksızca görüşmeler, pazarlıklar yaptı mı? Yaptı. Öcalan'a heyetler gönderdi mi? Gönderdi. Bugün bizimkilerin kol kola geziyor dediği adamlarla resmi olarak masaya oturup heyetler arası görüşmeler yaptı mı? Yaptı. MHP'liler yaptı diyor muyum? Ama siz bunları yaptınız. Dün ayrı konuşuyordunuz. Siz dün de FETÖ'cülerle kol kola geziyordunuz. Bugün de en büyük terörist FETÖ'cüler oldu. Ya. Tamam. Doğru. Başkan yardımcısı değil, milletvekili ya. Bak. Söyleyeceğim. Söyleyeceğim, otur. Tamam. Tam benim alanıma girdin ya. Çalıştığım yerden soruyorsun. Ya sen Öcalan'ın ayağına heyet gönderen partinin meclis üyesisin kardeşim ya. Ya madem bir dakika, yani konuyu açtın. Arkadaş, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzüğü açık. Cumhuriyet Halk Partisi adına bağlayıcı sözü genel başkan söyler. Bağlayıcı sözü, partiyi bağlayan sözü genel başkan söyler. Herhangi bir milletvekili, bir belediye başkanı söyleyemez. Dolayısıyla o milletvekilinin söylediği sözleriyle ilgili zaten en büyük tepkiyi ben gösterdim. Ya göstersin, çok umurumda. Ben PKK'da beni ölüm listesine aldı. Çok korktum. Elim ayağım titredi. İki kez PKK'nın ölüm listesine girmiş adamla konuşuyorsun. Benimle birlikte milletvekilliği yapan bütün AK Parti milletvekillerine beni sorabilirsiniz. Benim Türk milliyetçiliğimi kimse sorgulayamaz. Benim PKK terör örgütüne bakışımı kimse sorgulayamaz. Dün de bunları terörist diyordum. Dün de FETÖ'cülere aynı lafları ediyordum. Bugün de aynı lafları ediyorum. Ben dün ayrı konuşan, bugün ayrı konuşan adam değilim. Benim ilkelerim var, dimdik yürüyorum. Amerika bizim Cumhurbaşkanımıza o Obama'nın sopalı resmi, Trump'ın budalalık yapma şeklindeki mektubuna tepki koyan kimdi? Bir tane AK Partili belediye başkanı tepki koymadı. Gene şu kardeşiniz koydu. Biz mahallemizin çocuğunu başkasına dövdürtmeyiz dedik. Amerikan konsolosluğuna randevu vermedik. Biz bunları yapıyoruz. Bizim çizgimiz net. Ama siz dün FETÖ'cülerle kol kola, ondan önce PKK'lılarla kol kola, BDP'lilerle kol kola. Yani ondan sonra aranız bozuluyor. Mısır'la aranızı bozuyorsunuz, sonra düzelteceğiz diye yalvarıp yakarıyorsunuz. Suudi Arabistan'a katil diyorsunuz, para için özürler dileyerek ayağına kadar gidiyorsunuz. Daha dün Suriye ile ilişkileri bozdunuz, şimdi ilişkileri nasıl düzeltiriz diye uğraşıp duruyorsunuz. Yani Türkiye'de bir dediğini tutmayan adama örnek olarak ben Sayın Cumhurbaşkanımızı gösteririm. Bir de hani dün ayrı konuşmayan, bugün ayrı konuşmayan, hep ilkeli olan adam olarak da kendimi örnek gösteriyorum. Ben biraz önce söyledim. Selahattin Demirtaş'a, Sayın Selahattin Demirtaş'a da okuyun diyen kim?
Selahattin Demirtaş'tan umutlu olmak istiyorum dedim. Selahattin Demirtaş 7 Haziran öncesine kadar dümeni gene hayal kırıklığına uğrattı. Apo'nun heykelini dikeceğiz diyen bir adamdı. Oy alınca baktı bu iş siyasetli olabilir. PKK denen örgüt demeye başladı. İmralı tutanaklarını okudum. Ha bunu dedim, Öcalan'la falan arası çok kötü. Kandil'le arası çok kötü. Barış duyuyor sürekli. Daha 2 hafta önce cezaevinden örgüt silahı devlete sopa olarak göstermesin diye açıklama yapmış. Bir umutlandım. Bu adam gerçekten barıştan yana mı diye. Dün gene bir açıklama yapmış. Bu işin muhatabı şeydir demiş. Öcalan'dır demiş bir muhatabı. Kestim ondan da umudumu. Ya ben olmasını isterdim dedim. Yani bir HDP'li çıkıp PKK terör örgüttür, lanetliyorum. PKK silahını derhal bırakmalıdır desin, gidip onun alnından öperim, elinden öperim. Ben böyle bir vatanseverim. Buyurun. İthamlarda da bulunuyorsunuz genel kapsayarak. Bir de iki de PKK'nın ölüm listesine iki kez girdim dediniz. Bu listeyi nerede gördünüz? Ben çok merak ediyorum. İçişleri Bakanlığı söyledi. Evet, bizzat. Zaten sosyal medyada yazdılar. Daha önce almıştınız dedim. Ne zaman çıkarttınız da dedim tekrar alıyorsunuz dedim. Yani sadece AK Parti'nin, CHP'nin trolleri yok sosyal medyada. HDP'nin de bol miktarda trollü var. Biz onların da... Ya şuna bak ya, bana dediğiniz lafa bak ya. Lan benim HDP ile ne işim olur ya? Ya bana bakıp bunu söylüyorsunuz ya. Ben bu adamların bir tanesiyle selamlaşmışlığım yok ya. Allah Allah, yani sen nerede, hangi HDP'li bana oy versin ya? Hangi, yani onun kafası çalışmıyordur. O salak zaten il başkanıysa ve bana oy verdiyse kendini bir sorgulasın. Tövbe estağfurullah. Ben bu konulara girmek istemiyorum ama Uğur Bey beni sürekli tahrik ediyor. Allah Allah. Konuşmak istiyor musun dedim. Pas atayım sana dedim. Ya ben sana öyle bir pas attım ki. Yani kalenin önünde dokunacaksın sadece ya. Dokunacaksın, bir de sen Bahçeköy'lüsün. Bak yetenekli çocuklar varmış. Birinci belediye başkanlığı kupası da köyler arası. Kim kazandı? Sinköy kazandı. Sinköy kazandı. Bir dakika. Seni ayakta tuttuk ama bir dakika. Ben sana öyle bir pas atıyorum ki sen gidip benim en çok çalıştığım konudan bana soru soruyorsun ya. Oradan yürüyorsun ya. Yani bir boksörü gel seni ringe davet ediyorum demek gibi bir şey profesyonel boksörü. Yapma bunları. Onu diyorum. İkincisi, ya şu tartışmaya da bir son verelim. Arkadaşlar şimdi Karaçayır'da köyler arası bir futbol turnuvası düzenlendi. Açıklıyorum doğrusunu. Şimdi daha önce biz mahalleler arası bir futbol turnuvası yapmıştık. Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile beraber, amatör spor kulüpleriyle beraber. Bu benim fikrimdi, mahalleler arası turnuva. Köyler arası turnuva da benim fikrimdi. Bahçeköy'ün muhtarı Mustafa kardeşim geldi bir gün yanımıza. Değişik bir çocuk, yani çok beğeniyorum. İşte dereden elektrik falan üretmeye çalışıyor. En azından çabası var. Dedim ki Mustafa, mahalleler arası böyle bir turnuva yaptık dedim. Bir de köyler arasında yapabilsek ne kadar güzel olur dedim. Sonra güzel fikir başkanım dedi. Ondan sonra herhalde Rasim Bey'le mi ilerlediler? Sen de tabii kimseyle paylaşmadan yürümüşsün. O da ayrı bir konu. Özel idare bunlara yardımcı olmamış. Biz yardımcı olmuşuz. Ama orada sanki böyle... Ya turnuvayı yapana bir teşekkür edilir. Sağ olsun tribünler gereken cevabı verdi. Senin köyünde ben bu kadar sevildiğimi bilmiyordum. Bundan sonra iki cumanın birinde Bahçeköy'deyim zaten. Ya bizim düzenlediğimiz adı başkanlık kupası olsun diyenler, tamam olsun dedik, biz destek verelim.
Önümüzdeki yıl daha iyisini yapalım. Sonra sizden biri başkan olur, nasip olur, o kupayı o verir. Ama böyle çorbada tuzu olmayanın, pardon, tarlada izi olmayanın hasatta sözü olmaz.